Asena'nın mutfağı kanalıma hoş geldiniz. Tarifime başlarken kimin hangi ülke ve şehirden izlediğini yorumlara yazalım. Değerli takipçilerimin nereden izlediğini görmek istiyorum. Tarifim için bir salkım üzüm kullanıyorum. Sizlerde kişi sayısına göre arttırabilir, azaltabilirsiniz. Blandırımı ekledim ve üzerine 2 adet yumurta kırıyorum. Yeni tariflerimden haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Yarım çay bardağı şeker ekliyorum ve blenderımdan geçiriyorum. Beğeni ve yorum bırakarak bana destek olabilirsiniz. Gurbetçi takipçilerimden de çok güzel yorumlar alıyorum. Onlardan da ricam nereden izlediklerini yorumlara belirtmeyi unutmasınlar. Detayları kaçırmamak için videolarımı sonuna kadar izlemeyi unutmayın. İçerisinde büyük parça kalmayacak şekilde süzgecimden geçiriyorum. Süzgecin üst kısmında kalan büyük parçalarını hazırlamış olduğunuz herhangi bir kekin içerisinde kullanabilirsiniz. Ve bir paket maya kullanıyorum. Tamamıyla özleşene kadar karıştırıyorum. bir yandan karıştırıyorum, bir yandan da unumu ekliyorum. Yalnız unum elenmiş. Elenmiş unlar çok daha yumuşak bir hamur elde etmemize yardımcı olur. Karıştırdıkça çok güzel kıvam aldığını görüyoruz. Çok katı bir kıvam kesinlikle elde etmiyoruz. Ben tat dengelensin diye bir silme çay kaşığı tuz ekledim. Yine karıştırıyorum. Toplamda 3 su bardağı un ekledim. 3 su bardağı un bizim için yeterli olacaktır. Ele yapışmayan bir hamur değil, ele yapışan bir hamur elde edeceğiz. O yüzden 3 su bardağından daha fazla eklemeyelim. 2 yemek kaşığı dolusu tereyağımı erittim ve hamuruma yediriyorum. Hamurumuzun kıvamı bu şekilde olmalı. ve artık mayalanmaya bırakabiliriz. Dilerseniz fırınınızı 50 dereceye ayarlayın ve bu şekilde fırına verin, üzeri kapalı olacak şekilde. Ve yaklaşık yarım saat kadar mayalanmaya bırakın. Çok daha çabuk mayalanacaktır. Artık poşetimden çıkarıyorum. Yarım saatin sonunda hamurum tamamıyla mayalanmış durumda. Bu aşamadan sonra un kullanmıyoruz sadece yağ ile ilerliyoruz. Masamı da biraz yağlıyorum ki masama yapışmasın. Bu aşama çok önemli. Mutlaka bu şekilde katlamalıyız ki hamurumuz piştikten sonra da kat kat görünsün. Ben bu şekilde bir kek kalıbı kullandım. Sizler dilediğiniz herhangi bir kalıbı kullanabilirsiniz. İçerisine az miktarda sıvı yağ ekledim. Ve her tarafına gelecek şekilde yediriyorum. Elimi yağlayarak ilerleyeceğim. Öncelikle 12 parçaya böldüm. Yalnız 12 parçanın çok küçük olduğunu fark ettim. Sonrasında 6 parça olarak bütünleştirdim. Artık düzgün şeklini veriyorum ve sonrasında kalıbıma yerleştiriyorum. Artık şeklimizi verdik ve fırın kabımıza yerleştirdik. Ben üzerine kuş üzümü yerleştiriyorum. Çok çok lezzet verdi. Görsel olarak da çok güzel bir görsel elde ettim. Ben bolca kullandım çünkü biz kuş üzümünü çok severiz. Sizler dilediğiniz miktarda ekleyebilirsiniz. ve artık mayalanmaya bırakıyorum. Dilerseniz yine 50 dereceye ısıtmış olduğunuz fırınıza gönderebilirsiniz. Çok daha çabuk mayalanacaktır. Mayamızı söndürmeden yani üzerine çok fazla baskı uygulamadan hafif hafif dokunuşlarla yumurta sarısı ve süt karışımımı üzerine sürüyorum. İçin için pişebilmesi için 170 derece önceden ısıtmış olduğumuz fırında yaklaşık 45 dakika kadar pişmeye bırakıyoruz. Yalnız fırından fırına değişir mutlaka kontrollü olalım. Artık fırınımdan çıkardım. Bu şekilde bir bez örtüyorum üzerine. Beklediği zaman çok daha yumuşak olacaktır. Yaklaşık 10-15 dakika kadar beklettim. İlk sıcaklığı çıktı. Bıçak yardımıyla kenarlarında boşluklar oluşturuyorum. Yapışmış olan kısım varsa kalkmasını sağlıyorum. artık ters çevirebilirim. Çok lezzetli ve yumuşacık bir çörek elde ettik. Mutlaka denemenizi tavsiye ettiğim tariflerimden bir tanesi. İçini de sizlere göstermek istiyorum. Dikkat ederseniz tel tel ayrılan bir yapısı var. Ve yumuşacık. Biz severek tüketiyoruz. Tarifimi izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer beni bu tarifle tanıdıysanız başka tariflerimin de var olduğunu belirtmek isterim. İnşallah başka tariflerimde tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.